En İlginçler kanalından herkese merhaba. Arşivleri karıştırırken ilginç bir röportaja denk geldik ve sizinle paylaşmak istedik. 90'lı yılların sonunda Karaköy'de bulunan genel evlerde görev yapan polis memuru HK'nın 5 Şubat 2006 tarihinde Sabah gazetesinden Emrullah Erdinç'e vermiş olduğu bir genel ev polisinin itirafları röportajı oldukça ilginç. Biz de bu röportajdan bazı bölümleri sizler için derledik. Videoya geçmeden önce küçücük bir hatırlatma. Videomuzu beğenirseniz beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karaköy'de bulunan Zürafa Sokak genel evlerin olduğu bir bölgeydi ve burada 37'si Manukyan'a, 5 tanesi de Sümbül Yaşar Karasu'ya ait 42 ev bulunuyordu. Aslında bu evlerin tarihi oldukça eski. Evler 2. Abdülhamit döneminde Beyoğlu'nda yaşayan Avrupalılar için açılmıştı. Ve daha sonra da varlığını devam ettirdi. Biz şimdi sizi o ilk zamanlardan alıp 90'lı yılların sonuna götüreceğiz. Polis memuru HK'nın itirafları da bu zaman dilimini kapsıyor zaten. O dönem genel evler devlet denetiminde olduğu için alanda görevli bir polis memuru asayişi sağlamak için mutlaka bulunmak zorundaydı. O yıllar genel evlerde görev yapan memurların usulsüzlükleri çok fazla konuşulmaya başlanmış ve göreve yeni gelen İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir olaya el atıp hemen usulsüzlükle suçlananları açığa almış ve yerine başka atamalar yapmış. İçeride çalışan kadınlardan bazılarının öğretmen, bankacı ve ev kadını olduğu polisin yaptığı çalışma karnesi kontrolünde ortaya çıkmış. Çalışma karnesinin neden kontrol edildiğini ben de o zaman öğrendim, diyor HK. Çünkü içerideki 980 kadından 400'ünün kaçak olarak çalıştığını bu kontroller sayesinde fark etmiş. Gündüz öğretmenlik yapıp öğleden sonra çalışmaya gelen bir öğretmen, bankadaki işi bittikten sonra peruk takarak gece çalışan bir bankacı olduğunu da yine bu kontrollerde öğrenmiş. Manukyan'dan daha fazla para kazanan holdingler vardı ama vergi rekortmeni genel ev patronu Çesi'ydi. 980 kadının genel ev patronuna kazandırdığını 110 bin işçi bir holdinge kazandırmıyor mu diye şaşırmış HK. Çünkü onlar kazandıklarını beyan etmeyerek vergi kaçırmışlar. Sevgili seyirciler, Matilde Manukyan ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Her yıl vergi ayı geldiğinde Manukyan adı rekortmenler listesinin başında yer alır. Herkes onu diğer iş adamlarına örnek gösterir. Ancak o pek ortaya çıkmaz. Halk arasında görülmekten, demeçler vermekten hoşlanmaz. Televizyonda yüzünü bile görmemişsinizdir. Manukyan yaptığıyla övünmeyen ama utanmayan da bir kadındı diyen HK, Manukyan'ın en çok vergi rekortmeni olmasıyla övündüğünü söylemiş. Genel evdeki işini Manukyan'ın tuttuğu taksiyle gidip gelen polis memuru. HK'nın ailesi genel evde görev yaptığını hiçbir zaman bilmemiş çünkü HK onlara Beyoğlu'nda ekiplerle çalıştığını söylemiş. Genel evin önünde bulunan taksilerle eve gidip geldiğini ve ücreti de Manukyan'ın ödediğini söylüyor. Matilde Manukyan'ın kendine ait toplam 220 tane ticari taksisi vardı. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı olan Nurettin Sözen binlerce ticari taksi plakasını satışa çıkarmıştı. Manukyan da bunlardan 220 tanesini satın almıştı. Hatta 10 tanesini de polislere dağıttı, diyor HK. Manukyan'ın genel evdeki odasının içinde bulunan 1,5 metre genişliğindeki para kasasının ağzına kadar dolup taştığı da söyleniyor. İşlerini Şişli'de bulunan muhasebe bürosundan takip eden Manukyan aynı zamanda da emlak zengini. Hatta Beyoğlu Ekipler Amirliği binasını Emniyet Müdürlüğü'ne kiraya vermiş. O kadar büyük paralar kazanmış ki genel evdeki odasında 1,5 metre genişliğinde para kasası olduğu da biliniyor. Gece Manukyan'ın genel evdeki ofisine ziyarete gelen üst düzey bürokratlar. İsimlerini tabii ki HK vermediği için bilemiyoruz. Ancak kimisi muhabbet etmeye, kimisi de iş görüşmeleri için Manukyan'ı ziyarete gelirmiş. Genel evdeki işini bırakarak dışarıda bir hayat yaşamak isteyen kadın, ömür boyu Manukyan'a olan borcunu ödemek zorunda. Bunu polis memurunun kendi sözlerinden öğrenelim. Benim dönemimde 5 hayat kadını tövbe edip hacca gitmişti. İşi bıraktılar ama öyle kolay değildi bırakmak. Manukyan onlara sözleşme imzalatıyordu. Ardından da bu hayat kadınlarını kendisine borçlandırıyordu.
Orada çalışan her kadının mutlaka dışarıda bir dostu vardı. Genel evde çalışan kadın dostuna para yetiştiremediğinden manukyandan faizle para alırdı. Olan çalışan kadın oluyordu. Ödeyemediği için bir ömür boyu çalışmak zorunda kalıyordu. Eğer içeride çalışan kadınlardan birisi parasını ödemeden kaçmaya çalışırsa manukyan hem adli mercilere başvurarak hakkında yasal takip başlattırıyordu hem de gayrimeşru yollardan kaçak kadını bulduruyordu. Terzilik yaparken müşterisinin bütün evlerini satın alarak genel ev patronçesi olan bir kadın. Zürafa sokakta bulunan 42 evin 37 tanesinin manukyana ait olduğunu söylemiştik. Ancak eskiden bu evlerin tamamı Sümbül Karasu'ya aitmiş. Manukyan Sümbül Hanım'a ve evlerde çalışan kadınlara terzilik yapar, onlara kıyafet dikermiş. Daha sonra bakmış ki genel ev işinde daha çok para var, Sümbül Karasu'dan evleri teker teker satın almış. Ancak kendisi hiçbir zaman fuhuş yapmamış, hep genel ev işletmecisi olmuş. 17 numaralı evin önünde her gece saat 1'de oluşan kuyruk, manukyana hasılat vermeye gelen mesul müdürlerden kaynaklanıyordu. Kapılar gece 11'de kapandıktan sonra 17 numaralı eve gidiyormuş manukyan ki bu ev onun daha çok ofis olarak kullandığı bir ev olmuş. Asla ön kapıdan girmez, arka sokaktaki sahibi olduğu iş hanlarının içinden geçerek Zürafa Sokağı giriş yaparmış. Gece saat 1'den sabah 4.30'a kadar evlerden sorumlu müdürlerden tek tek hasılatı toplar ve o meşhur kasasına kilitlermiş. 37 kişilik bir kuyruk. Matilt Manukyan 2001 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti ve çok konuşulan bir miras bıraktı. Manukyan'ın ardında bıraktığı servet tam 200 trilyon lira. Mal varlığı ise şöyle. İstanbul'da 500 daire, 70 işhanı, Şişli Belediyesi, Şişli Adliyesi dahil. Yalova'da 200 daire, 4000 metrekarelik arsa. İki telli organize sanayi bölgesinde 1000 dönüm arazi üzerine kurulu ambalaj ve emaye fabrikası. Antalya ve Alanya'da ikisi 4 yıldızlı, biri 5 yıldızlı 3 otel. Büyükada'da bir köşk. Kalamış Yat Limanı'nda demirli 18 metre boyunda yat. BMW, Mercedes ve Rolls Royce otomobil. Çok sayıda mücevher ve ziynet eşyası. İşte vergi rekortmeni Matilt Manukyan'ın iş yeri bu demir kapının ardında. Biz kadınlar bilmiyoruz bu mekanları ama erkeklerin çoğu bu bacasız fabrikaları biliyorlar. Ve Manukyan ismi bu isimsiz güzellerin geçtiği 8, 10, 14 numaralı evlerin adıyla anılıyor. Bir sonraki videomuzda görüşene dek hoşça kalın.